Bu akşam önemli bir döngüydü. Çok canlı yayın isteği vardı. Ben kamera önünde ne konuşacağımı bilemiyorum ama elimden geldiği kadar süreci anlatmaya çalışacağım. Önemli bir tarihi döngüdeyiz. Birçok yorum var tabii. Diğer astrolog meslektaşlarım da anlattığı gibi. Remzi Hanım merhabalar. Evet, şimdi bu akşam bir taraftan bilgisayarı açtım, bir taraftan önümde notlar. Umarım yorumlar kilitlenmez, soru cevap da yapacağım inşallah. Çünkü çok kalp atınca yayın kilitleniyor, yorumlar donuyor ama sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Şimdi Venüs, yani zaten yıla damgayı vuracak olan bu tarihi bir göksel kavuşumu var Venüs'ün. Biliyorsunuz Plüto ile birlikte. Şimdi astroloji bilmeyen dostlara da söyleyeyim. Plüto sistemin en güçlü, sistemde en yıkıcı ve yeniden inşa edici özelliklere sahip en büyük gezegen. NASA gezegenimsi kabul etti. Gezegenlikten çıkarttı ama astrolojide Plüto olmazsa yeniden dönüşüm ve yıkım ve ardından tekrar dönüşüm olmaz. Periyodik olarak Plüto bütün büyük toplumları, halkları, ülkeleri, insanlığı temsil ettiği gibi kaynakları, yeraltı zenginliklerini, pek çok kavramdaki gizli olanı, gizli derken olumlu olumsuz tüm gizlilikleri içinde barındıran en güçlü gezegen. Hepimizin içindeki karanlık yerdir mesela. Doğum haritalarımızın hepimizin doğum haritasında Plüto bir yerdedir. Biz eğer gölge yanlarımızı arayacaksak, başta Plüto'yu inceleyerek de yapabiliriz. Ben hep söylerim. Lilith karanlık ay ise, Plüto'da karanlık güneşimizdir. Dolayısıyla sadece doğum haritamızda değil, gökyüzündeki Plüto'nun da derin, sessizden ilerlemesi, çevresel şartlar, ekonomi, dünya ve global tüm etkileriyle birlikte bizleri de etkiliyor. Hepimiz bir Plüto burcuyla dünyaya geldik. O da bir jenerasyon kuşağıdır. Biz oraya imza atıp gelmişiz. Şimdi çok fazla hani ders bilgisi gibi anlatmayacağım ama anlaşılır olması için hiç bilmeyenler adına da bu küçük ayrıntıyı vermek istedim. Transitteki Plüto 12 burcu ortalama 248 yılda bir turlayarak tamamlıyor. Şu anda da çok önemli bir döngüde Oğlak burcundaki turunu tamamlamak üzere ve bir daha böyle bir göksel kavuşum, özellikle Venüs'ün Oğlak burcundaki bu Plüto ile tam derece kavuşması çok manidar bir süreç. Sanki yeryüzündekiyle eş zamanlı olarak, hani sanki demeyeyim, zaten öyle. Gökte ne oluyorsa yere yansıyor. Yeryüzünde ne oluyorsa gökyüzüne bakmamız da gerekiyor. Çok iyi analiz etmek gerekir tabii ki. Şimdi burada plütonik bir döngü ve plütonik bir Venüs retrosu yaşayacağız. Bu plütonik derken içinde psikolojik, sosyolojik pek çok maddi konular birçok anlamda hepimizi derinden etkileyecek ve bir daha asla eskisi gibi olmamak üzere bireysel ve toplumsal ve dünya olarak bir eşiğin ucundayız. O eşikten adım atmak üzere bir ayın içindeyiz. Bu eşiği atlama sürecimiz ortalama 2023'e kadar bir takım işte geri adım atsak mı, ileri mi atsak, birçok olayda belki ikilemler yaratacak hayatımızda ya da kadersel olarak zorla bizi, zaman ve enerjiler bizi sırtımızdan ittirecek. Çünkü kaderin önüne durulamaz. Yani Plüto gibi, Uranüs gibi, böyle Neptün gibi gezegenlerin önemli gezegen açılanmalarında mutlaka büyük değişimler olur. Bunlar zaten tutulmalarla, işte ne bileyim,
onların yansımalarıyla adım adım gün be gün yaşarız. Zaman gelir kayıplar veririz, zaman gelir mutluluklar yaşarız. Ama şu süreç biraz tabii bizi, hepimizi yordu. Ortak enerji olarak belirsizlikler, buhranlar, kara bir yorgan gibi üzerimizde. Hepimiz bunu hissediyoruz zaten. Şimdi bu Venüs'ün retro doğası, tabii hepimiz bireysel anlamda hiç etki almıyoruz desek bile büyük etkiler alacağız. Ve Venüs çağ değiştiriyor arkadaşlar. Venüs'ü ben daha önce de anlatmıştım. Venüs dünyanın gizli patronu. Yani biz Venüs'ün bütün dersleri için buradayız, dünyadayız. Venüs'ün verdiği tüm haz, işte güvenlik alanı, yeme içme, moda, finans, sanat, aklımıza gelebilecek bütün kavramların içinde Venüs vardır. Ve bu Venüs dediğimiz gezegenimiz bizi maalesef büyük sınavların içine de sokuyor. İlişkilerde, aşkta, işte, birbirleriyle olan tüm arkadaşlık ve diyaloglarımızda ve tüm dünyanın büyük patronları tabii ki para piyasalarına kadar her şeyi, gıdamızı, bütün etkileriyle. Şimdi kısa keseyim. Şimdi Venüs ortalama 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren kapitalist düzenin periyotlarında bize hizmet etti ya da biz ona hizmet ettik. Şimdi tamamen kova çağının Venüsyen arketiplerini hazırlamak ve konumlandırmak üzere büyük bir eşik atlatacak. Venüs'ün çok özel periyotları var. Yani sadece Plüto ile değil, Neptün'le var. Siryan döngüleri dediğimiz sabit yıldız, o büyük Sirius'un geçiş döngüleri var. 108 yıllık periyotlar. Zaten 108'i kapattık. Ben öğrencilerim de bilir. Eski Facebook yazılarımda da söylemiştim. Paranın değerinin olmadığı günler geliyor diye. Nitekim harfiyen de paranın cinsi değişti, şekli değişti, para kazanma şekilleri değişti, pek çok kazanç şekli de değişti. Bu ne demek? Artık kapitalizm başka bir şeye evriliyor demek. Hibritleşiyor Venüs. Dolayısıyla bunlara bizim hazırlık yapmamız gerekiyor. Ama hazırlıksız yakalananlarımız için ne yapabilir? Mutlaka krizlerde eğer çağa kendimizi uydurabiliyorsak, biraz cesaret edebiliyorsak ve biz eğer yaşayacaksak, Allah da bize ömür vermişse mutlaka çözümler de bize birlikte gelecektir. Ben o kadar çok iç karartmak istemiyorum aslında bu döngü için. Eğer biz yeniye adapte olabileceksek, birçoğumuz için de tabii bunu işte gündemi takip etme, kendini geliştirmek birçok anlamda bilgi çağındayız. Bilgiye hizmet eden tüm kavramlarda kişi kendini yenileyebiliyorsa yeni çağında adaptasyonu kolay olacak. Fakat Türkiye ve ülke olarak oldukça sert bir döngüye girdik. Biz akrep ülkesiyiz zaten. Akrep burcu kriz geçirmeden dönüşüm yaşayamaz. Burç burç anlatacağım zaten sorularınızı da. Dolayısıyla bir 8 yılımız var. Biz ülke olarak da tam 100. yılı kapatıyoruz. Bütün kadim bilgilerde, ben şimdi Venüs tarihini ya da kadim tarihleri anlatmayacağım. Daha önce çok anlattım. Ama şöyle bir şey var. Astroloji istatistik ilmidir ve astrolojiyi bir kenara bıraksak da bazı tarihler kendisini tekrar geri yaşatır. Ama astrolojiyle birlikte incelediğimizde de pek çok detayı içinde görebiliriz. Şimdi her ülke, bunu derslerinde de söylerim, her ülke 100. yılında önemli şeyler yaşar. Ve 108'e tamamladığında da kaderi olarak yüzü, çehresi, kimliği değişir. Biz de tam bu eşikte, yani Plüto, Venüs retro, Plüto'nun kova çağına geçmesiyle aynı senkronda bir 100. yıl yaşayacağız. Ve bu 100. yılla birlikte bizim de ülke olarak çehremiz, kimliğimiz, dünyaya olan birçok kavramdaki görüntümüzde büyük ve hızlı değişimler olacak.
Hazır mıyız? Yani hazır değilmişiz gibi gözüksek de aslında karmik kodlarımız olarak biz hazırız. Biz bu değişimi yaşayacağız. Sadece panik olmamak gerekir. Ben kötü bir şey olacağından bahsetmiyorum. Ciddi bir buhran var. Bunu beraber yaşayacağız. Bu buhran sadece Türkiye'ye ait de değil zaten. Tüm dünyada en büyük, tarihin en büyük global bir finansal olarak değişim döngüsündeyiz. Dolayısıyla bu finansal döngüde aslında isterseniz tabii bizim gibi ülkeler daha fazla etkileniyor, daha büyük kriz geçiriyor. Fakat krize alışık olmayan ülkeler çok daha büyük felaketler yaşayacaklar. Biz her halükarda krizlerle büyüyen ve biz alışık bir milletiz. Önüne duramıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şu an ben yatırım uzmanı değilim ama hep söylediğim şu vardı. Altın değişmez değer olacak. Ama yakın bir döngüde bu önümüzdeki 19 Aralık Dolunay'la birlikte Türkiye'de parayla ve yatırım ve finansla ilgili de önemli karar ve değişimlere de hazır olmamız gerekir. Ama bunların neler olabileceğiyle ilgili çok detaya giremiyorum. Ben sadece kapalı grupta yani öğrencilerimle paylaşıyorum ama bu hukuksal ve de kanunsal şeyleri de hazır olmak üzere bir sürece girmeliyiz diyorum ya da biz hazır olmalıyız. Ne diyordum? Şimdi ülkenin Kuzey Ay düğümümüz Başak Burcu. Biz üretmeyi öğrenene kadar krizlerimiz bitmeyecek aslında. Başak çalışan, üreten, tarıma ve üretime dönük bir gelecek istiyor bizden. Ülkemiz haritası bunu istiyor. Bizlerin daha çok kompleksiz birer millet de olmamız gerekiyor. Tabii ki hükümetlerin ve devletin daha akılcı çözümler de üretmesi gerekiyor ama ben o kısmına çok girmiyorum. Sadece kişisel olarak neler yapabiliriz? Bir kere komplekslerimizden de arınmamız lazım. Biz çünkü ülke olarak sanatı yaşamamış bir milletiz. Sanat devrimini, sanayi devrimini biz yakalayamadık. Biz sadece üretileni, empoze edileni ve bastırılmış ve ezilmiş Türklüğü hep bastıran, ikinci plana atan bir tarihin çocuklarıyız. Bir tek Atatürk dışında. Onun dışında çok fazla sevilmemiş bir toplumuz. Dolayısıyla sevgiyi de bilmiyoruz. Bugün kadın cinayetleri, çocuklara yapılan haksızlıklar, birbirimize olan şeyler, bunların hepsi kökten yanlış kültür ve sevgisiz bir toplumun eseri olduğumuz için de geliyor. Çok büyük bir bakış reformu da gerekiyor ülke için. Ama biz zorla da olsa bu 8 yıl içinde çok büyük psikolojik ya da sevgiye dair ya da finansa dair büyük büyük değişimler göreceğiz arkadaşlar. Gidişat çok heyecanlı ve nefes kesici. Ama o bir o kadar da çetin bir yol. Yapacak bir şey yok ama Plüto sistemin son kapısıdır. Yani şu ana kadar yeni bir gezegen bir şey keşfedilmediği sürece kapıyı tutan son gezegendir. Sevgiyle işi yoktur. Venüs dünyevi sevgidir bir taraftan. İkisi bu oğlak döngüsünde o kadar anlamlı ki aslında bir buluşması. Benim sevgiyle işim yok der. Hatta keşfinde bir kalple fotoğraflandı NASA'dan. Ama benim sevgiyle işim yok. Sevgiyi öğreninceye kadar bu dünyaya gidip geleceğiz. Bu sınavların hiçbiri bitmeyecek diyor. Çok serttir ve acımasızdır. Venüs'ün son yolculuğu artık diyor ki Oğlak'ta geleneksel olan bugüne dek 248 yılda veya son kapitalist düzende ne olduysa ne bittiyse bundan sonra bir daha olmamak üzere değişiyoruz diyor. Hızla. Hızla. Hızla değişiyoruz.
Bu değişimle birlikte dünyada da çok hızlı değişimler. Metaverse çıktı, dijitalizm çıktı, çipi çıktı, osu çıktı, busu çıktı. Bakın ne kadar hızlı. Çünkü kova çağı, kova, yani kova çağı demeyeyim aslında, tam kova çağı da değil. Venüs kova arketipleri 248 yıl gelişecek. Ve bu ilk 8 yıl içinde çok büyük keşifler, internette çok büyük değişimler olacak ama şu an diyeceksiniz ki Türkan Hanım biz bunlarla uğraşmayalım. Şu anda büyük bir kriz var. Ne yapacağız? Yapacak çok fazla bir şey yok. Kompleksli olmayacağız bir kere. Neden? Çünkü marka merakı kompleksi arketiplerinden biri. Yerli üretim olabildiğince iyi markaların yerli üretimine yönelmemiz lazım. Bir market alışverişinde yerli ürün olduğuna bakıp almak lazım. Pirinçten Kanada gibi yani işte paketi bir çeviriyorsunuz. Bilmem ne Kanada diyor, başka bir ülke diyor. Mümkünse yerli üreticilerin paket mallarını almamız gerekiyor. Ne bileyim eğer çok büyük bir ihtiyaç yoksa bir telefon değişiminde bile ortalama bir telefon 5000 yani 3000 25000 arası ama ortalaması 5000 diyelim. Ama biz o telefonu 5000 liraya alıyoruz. O para yurt dışına gidiyor. En azından bir kısmı. Biz o 5000 liralık yurt dışına ne satıyoruz? Ya da bilgisayar alıyoruz ya da araba alıyoruz. Biz o arabanın maliyeti kadar biz kendi başımıza ne satıyoruz? Satamıyoruz. Buğday satsak etmez. Ne satabiliriz? Yani biz çok büyük borçlar ödemek zorunda kalacağız. Bu böyle gitmeyecek. Başka politikalar, yani devletlerin de doğru düzgün bu konuda bir şeyi yok. Ya da bizim devletin de bir takım yeni yürürlükte belki daha sert katı kurallar getirecekler. Ancak bilemiyorum. Ben çünkü siyasi konuşamam burada. Bir şey diyemem. Fakat biz birey olarak, sivil halk olarak tükettiğimiz şeylerin daha yerli üreticiye doğru olmasını tavsiye ediyorum. Yoksa bu dış borç ya da bizim kredi borçlarımız ya da bu lüks tüketim anlayışı ya da marka kullanmak gibi. Mesela gençler, şimdi mesela Şiron Boğa nesli var. Şiron'u Boğa alanlar var mı burada astrolojiyi bilen? Şiron Boğa nesli ikiye ayrılmış bir jenerasyonun çocukları. Bu markalaşmanın ayyuka çıktığı 1980'lerin maksimalizm döngüsünde o tüketim çağının yanlışlarıyla büyüyen bir nesil mesela. Aldığı yere orada başlıyor. Tabii ben şu an Şiron semineri ya da bununla ilgili bir konu açmayacağım ama bizim yaramız kimlik duygularımızda. Biz ne mutlu Türk'üm diyene diyebiliyoruz ama içselleştirememiş bir milletiz arkadaşlar. Bundan sonra çocuklarımıza belki bir günde değişmeyecek bu bilinç ama çocuklarımıza, arkadaşımıza tek başımıza ne yapabiliyorsak bu kadar kompleks olmamayı, kendimize inanmayı ve markalaşmak adına yani yabancı marka hayranlığını biraz daha bırakmamız gerekiyor ve üretmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Üretmeyi öğrenmemiz gerekiyor zorlu şartlara rağmen. Yani bu konuda çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Fakat büyük bir ticaret merkezi olacak Türkiye. Ona doğru gidiyor. Dua edelim Çin modeli olmasın. Bu konuda yüksek oranda uyanık olan, işini dijital çağa uydurabilen herkes bu ticaret merkezi olan oluşumun içinde oldukça kalkınan insanlar içine girecek. Şimdi geldik bugüne. Bugün 19 Aralık'ta bir tutulma var. Bu tutulma diyorum pardon. Dolunay var. Dolunay ikizler yay hattındaki bütün tutulmaları kapsayan bir tamamlanmayı gösterecek.
İkizler yay hattı zaten bir şeylerin tamamlanması adına uygun bir tutulma döngüsü değildi. Akrep boğa tutulmalarıyla da yarım kalmış bu ikizler yay ile ilgili uzayan, belirsizlik gösteren birçok şeyin artık netleşeceğini fakat krizi de büyütebileceğini gösteriyor. Evet, ne sevmeyi biliyoruz ne üretmeyi. Üret. Evet, milliyetçiliğe geçmemiz lazım. Çok doğru. Ve komplekslerimizden arınmamız gerekiyor. Bizim yanlış aidiyet duygularımız var. Bu aidiyet duygularımızı tekrar fark edip, fark ettirmek, yakınlarımıza, çevremize, sevdiklerimize bunu fark ettirmemiz lazım ve bunları icra etmemiz gerekiyor. Ama çok ayrışmaya başladık ve göçler çok arttı ülkede. Bu göç asimilasyona doğru, yani bizim kültür yapımızı da değiştiriyor ve biz kendi kültürümüzdeki insanlarımızla da ayrışmaya başladık. Bir an önce fark etmemiz gerekiyor. Bir an önce fark etmemiz gerekiyor. Belki bazı arkadaşlara, dostlara bunlar masal gibi de gelebilir ama gerçekten başka çaresi yok. Bizden başka dostumuz da yok arkadaşlar. Bir an önce farkına varmamız lazım. Çünkü kova, Venüs'ün kova arketiplerinde derin bir yalnızlık ve izolasyon vardır. Gitgide izole olacağız. Birbirimizden daha da yalnızlaşarak ayrışacağız. Ve etnik grup, ırk, ari ırklarla da ilgilidir. Dolayısıyla biz koskoca bir milletken kendimize yabancılaşmak üzere de bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Gerçekten yani astrolojiyi doğru okuduğumuzda harfiyen olduğunu görürsünüz ve gitgide daha da yabancılaşacağız. Bu anlamda çocuklarımızı ve gençlerimizi veya eğitimci olan öğretmenleri, kimlerse çocuğunuz okula gidiyorsa, lütfen bunları empoze etmeye çalışalım. Çocuklar sadece müfredattaki ders yerine öğretmenin derse başlamadan 10-15 dakikalık bir konuşması, sevgiyi, birlik olmayı ya da küçük insani öğretiler çok bir dakika almaz. Bunlar koddur. Çocuklar neyi kodlarsa onunla evrilecek, yorulacak. Çok zor değil ve çok tehlikeli internet oyunları var. Bu yani daha da tehlikeli hale geliyor. Bilemiyorum, hani bizim anne babalar olarak, büyükler olarak özellikle gençlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Zaten Z kuşağı şeyi bilemiyor. Bizim yaşadığımız o ülkenin büyük krizli döngülerine alışık değil. Biz ortadaki bir nesliz. Biz ellerinden tutup yardım edeceğiz. Ciddi bir krizin içindeyiz. 8 yıl içinde çok büyük gelişmeler de olacak. Yeniden inşa olacağız. Fakat önümüzde biraz bizim de sorumluluk alacağımız konu ve kavramlar var. 19 Aralık Dolunay'ı bütün burçlar etkileniyor arkadaşlar. Yok tabii, beyin göçü var. Yurt dışı hayali olmayan genç kalmadı. Beyin göçü var. Böyle giderse daha da. Yani biz ülkemizin kimliksel olarak ve arketip olarak ülkenin yüzü çok hızlıca değişiyor. Onun dışında başka bir şey diyemiyorum, başka bir çare bulamıyorum ben. Bizler tek başımıza ancak bu kadar olabiliriz, bunları yapabiliriz. Ama kendi hayatımız ve rahatımız içinde bir değil, yani birçok insan bu yerli üretime, kompleksli bu marka düşkünlüğüne, yurt dışı hevesindeki işte, yani tabii ki bazı teknolojik ürünler Türkiye'de karşılığı yok, mecburen alınıyor. Ama en azından olabildiğince gıda maddesini, ithal ürün almamaya çalışmak gibi. O bile bir kârdır. Şimdi ikizler yay tutulmalarının sonundaki bu Aralık Dolunay'ı tüm bu tutulmalarla ilgili son versiyon. Zaten 4 Aralık'taki tutulmada
bunun son noktasıydı. Üstüne de İkizler Burcu'ndaki Dolunay'la tutulma döngüsünü tamamen güç atfettiği konular Boğa ve Akrep'e geçiyor. Şu haldeki bir gökyüzünde hiçbir burç yok ki etki almamasın. İlk 6 ayımız oldukça sert geçecek ama en çok dikkat eden burçları da neden dolayı dikkat edin diyeceğim. Örneğin eğer doğum haritanızda 0-10 derece arası Koç burcunda herhangi bir gezegeniniz varsa son 1-2 yıldır geçirdiğiniz bütün arketipleri biraz daha toparlar. Ancak 10 derecenin üstünde Ay, Venüs, herhangi bir gezegeniniz varsa önümüzdeki süreçte Şiron'un o gezegenlerinize birer farkındalık sağlamak ya da üzüntü ya da sıkıntıya sokabilecek bir şeyler yapabilir. Böyle bir krizi döngüde özellikle Koç'un o fevri tarafını kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Şiron oldukça uzun bir döngüde böyle bir sınavın içinde olacak. Boğalar zaten özellikle yine 0-11-12 derece arası Boğa burcunda gezegeni olan ya da Boğa burçları kendisi Boğa burcu olan tüm arkadaşlarım 2018'den beri inanılmaz büyük değişimler yaşadılar. Değişmeyen yok. Ha, bana hiçbir şey olmadı diyen de bundan sonra ki Uranüs değişimlerinden muhakkak etki alacaksınız. Taşınma, iş değiştirme, para kazanç sistemlerindeki değişimler, yol ayrımları, ilişkiler birçok. Yani hayat tamamen değişecek. Onu söyleyeyim. Bu sebeple 19 Aralık Dolunay'ı oldukça önemli. Çünkü hızlandıracak olayları. İnanılmaz bir hızda devralıp döngü hızlanmaya başlayacak. Şimdi boğa burçları Venüs'ü kendi burç gezegenleri olduğu için dolayısıyla Oğlak'taki bu Venüs retro Plüto kavuşumu birçok alanda mesela aile ilişkilerinde şimdi toprak üçgeni alıyor gibi gözükse de büyük depresyon yaratır. Aile içi, iş hayatı veya iş hayatındaki çalışma arkadaşları, sağlıkta birçok alanda özellikle maddi konularda dikkatli olması lazım. Bir tamamlanma döngüsü boğa için. Boğalar eksik gedik en küçük bir şeyi şu 3 ay içinde tamamlamaya çalışsınlar. Çünkü bu 6 ay içinde bütün burçlara söylüyorum. 6 ay içinde geçmişe dönük eksik neyiniz varsa lütfen arkadaşlar özellikle de bu 3 ay. 6 ayın bu 3 ayı 8 yılınızı çok etkileyecek. İnanılmaz büyük etkiler yaratacak. Olgun insanlar ya da annesi babası olanların zaten klasik söylüyorum. Kemik, diş, eklem, kas bu tip olaylar. Düşme, süratli araba kullanmak, genç yaşlı fark etmez. Motor kullananlar çok dikkatli olsun. Kaza açıları yapabilir. Çok sert bir kış etkisi yaratacak. Bu döngüler bizim önümüzdeki 3-4 ayın Türkiye genelinde sert iklimsel olaylara da sebebiyet vereceğini gösteriyor. Depremsellik için Sayın Kadir Sütçü ile de biz program yapmıştık. Sağ olsun o da söyledi. Yani bu orta vadede o tabii onun öngörümleri ve kestirimleri haftalık ve bir aylık süreç ama biz önümüzdeki döngüye baktığımızda Nisan-Mayıs ayları daha sert gözüküyor depremsellik anlamında. Daha Türkiye'de daha sert deprem olasılığını gösteriyor ama Rabbim bilir inşallah hiçbir şey olmaz. İkizler Burcu çok değişken şartlarla kişiye özel bir takım değişimler yaşadılar. Aileleriyle, yakın çevreleriyle bu süreçte hala büyük bir değişim, bir bilinç değişimi geçirecekler birçoğu. Genel anlamda yorum yapabiliyorum. Kişiye özel çok fazla detay var arkadaşlar. Maddi konulardaki gelir gider, eşle paylaşımlara falan biraz dikkat edilmesi gerekir.
Yengeç ve oğlaklar ikisi bir etki alıyor aslında. Ben onları ayırt etmiyorum. Çünkü 2019'dan beri çok sert döngüler yaşadılar. Yengeç oğlaklara hala sabır diliyorum. Gerçekten çok zorlandılar. Ve geldik Aslan ve Kova. Bunlar da birleşik çalışıyor. Çünkü Kova burcu büyük bir arınma sürecinde. Sağlıkları ve aile büyüklerinin sağlıkları ile ilgili konular belki bu ara kendilerini yorabilir. İlişkilerde söylenmemiş sözler veya ifadesizliklerle ilgili sorun yaşansa da Kova burçları Satürn ve Jüpiter'den dolayı büyük bir arınma geçiriyor. Dolayısıyla Aslan burcu da karşıt, mesela Aslan burçları da bu karşıtlıktan etki alıyor. Üstüne üstlük Uranüs'ün çok sert etkileri var. Tutulmalar Boğa Akrep'te olduğu için Aslan ve Kovalar da çok sert. Bu sertler aslında çok da olumsuz değil. Çünkü bu tip sert etkiler büyümeyi, genişlemeyi ve başarıyı, kas kuvvetimizi güçlendirir. Metafor yapıyorum. Eğer yani ortak anlamda aslında bütün burçların biraz daha metanetli ve sağlam bitmesi lazım. Zayıf, en sıkı durmamız gereken, artık yorulduk biliyorum. Hepiniz buhran da geçiriyor olabilirsiniz. Ama biraz daha az kaldı. Yani geçireceğiz. Bu şeyi de geçireceğiz. Ayın 17'si 18'i ile birlikte ülkedeki yasalar, bu para sistemleriyle ilgili kanunlar ve süreç bir takım şeyler oluşabilir. Bilemiyorum. Böyle gösteriyor haritalar. Başak burçları çok depresif bir süreçten geçiyorlardı uzun süredir. Onlar da yeni bir düzenleme adına aslında olumlu bir süreç. Yeni sürpriz iş imkanları veya teklifler gelebilir. Kimisi ayrılmak zorunda kalabilir ama başaklar da depresyondan çok yoruldular. Zaten Şiron Koç'ta biliyorsunuz, o da aslında koçları sadece oradan etkilemiyor. Terazi burcunu da etkiliyor. Terazi burcunda etki alan insanlar da zaten bu oğlak yengeç tutulmaları ve bu oğlak transitleri yine koç teraziye farklı açıdan sert etkiler yapıyor. Ama yine de hava burçları, yani ikizler, terazi ve kovalar biraz daha 2023'ten sonra hava desteğini daha fazla hissedecekler. Yani özetle bütün 12 burç zaten hepimiz zaten birbirimizden de etkileniyoruz. Tüm globalden etkileniyoruz. Bu arada bu Venüs Retrosu önümüzdeki ilk 3-4 ay içinde veya etki ederse yıl sonundaki bu Ekim ayı sonunda, 2022'nin sonundaki Mars Retro İkizler Burcu. Arkadaşlar bir değişik bir gökyüzündeyiz. O döngüde böyle bir virüsün bir üst oktavı çıkabilir ama inşallah çıkmaz. Yani bu bir olasılık. İnşallah çıkmaz. Bunlarla kalır bu en son çıkan varyantıyla. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi bu aralar ne kadar düzgün hareket edebilirseniz, büyük riskler almadan, önümüzde 2023 yılına biz Mars retro ikizlerle gireceğiz. Yani full retro bir yıl yaşayıp yeni yıla da, 2023'e de bu yıl Venüs retro ile giriyoruz. Seneye de Mars retro ile gireceğiz. Bu Mars retro ikizler burcu için çok etkili, yay için çok etkili. Başak ve balık için çok etkili. Şimdiden tedbir almanızı tavsiye ediyorum. Hepimizin tetikte olması gereken bir yıl. Kısaca kayıt yapacağım. Akrep, zaten Akrep burcu Uranüs'ten dolayı, o da tam karşıt burcundan, oldukça etki alıyor. Ve düğümler ve tutulmalar zaten Akrep boğa aksına girdiği için bekarlara yeni evlilik veya tanışma fırsatı verebilir ama evli olan, ilişkisi olanlar için zorlu, partnerin zorlanması ya da ilişkilerin bozulması adına riskli bir dönem. Sakin ve temkinli olması gerekiyor. Yine de Akrep Boğa tutulmalar kendi burçlarında olduğu için zorlasa da diğer burçlardan biraz daha değişime hızlıca girebilirler.
Bir de akrep krizi, yani krizli bir burç olduğu için, daha önce alışık olduğu için biraz daha avantajlı diyebilirim. Bir de avantaj olmayan şey, çevresindeki, etrafındaki olan, yakındaki olan olaylar elinde olmayan kendisi, olmadan kendisini etki edecektir. Çünkü bu Venüs retrosu ve Plüto kavuşumu Akrep Burcu'nun 3 ve 9. hattında mahkemeler, yakın çevre, işte gizli düşmanlıklar, işte iş yerinde ayak kaydırmalar, bilemiyorum birçok, veya kardeşlerle ilgili gündeme gelecek bazı kavramlarla uğraşabilirler. Ama pek çok burç da taşınma olasılığı çok yüksek. Her burcun üstünde var böyle bir etki. Taşınma derken ev taşımaktan tutun da iş değişimi, ikinci bir alternatif bir iş düşünme, yedek bir iş. Yani ben naçizane tavsiyem, kim ne iş yapıyorsa bunu interaktif olarak internet bazına geliştirebiliyorsa amenna. Eğer geliştiremeyeceğim diyorsa herkesin network ağ kurmasını tavsiye ediyorum internette. Ne iş yapacaksanız alternatif işlerde de yapacak başka bir şey kalmıyor arkadaşlar. Çok hızlı değişiyor. Biz yakalayamayacağız belki birçoğumuz. Ben kendim de dahil. İnanılmaz bir hız var dünyada. Bir taraftan bu yıkımlar olurken internette de çok hızlı bir ağ örülüyor. Yeni bir dünya yaratılıyor. Bu sürece yetişmek için nefeslerimizi mi tutarız artık, koşturur muyuz? Yoksa çok durağan bir şekilde bekleyip gözlemler miyiz? Hepimizin tepkisi farklı olacak tabii ki. Yay burçları ve yine akrepten sonra yaya geldim. Yay burçları da çok zorlandı. Zaten tutulmalar onların kendi burçlarında oldu. En son zaten 4 Aralık biraz nefes aldırır, biraz daha fırsat verir. Fakat bu Venüs retrosu ve Plüto onların ikinci evini kapsıyor. Gelir gider mal paylaşımı, araba alım satımı, ev alım satımı. Aslında birçok burçta da bu hareketlilik olacak. Yine de kaçırdığı bir fırsatı tekrar kazanabilir gibi etkiler var. Ama binlerce hayat var. Ve çok uzun uzadıya keşke hepinizinkiniz böyle söyleyebilsem ama her haritanın çok başka bir hayat yolu var. Ben şimdi yayı anlatırım ama aslında yengeç çok baskındır haritada bir yerde. O yay burcu olan kişi aslında yengeci de yaşıyordur, bilemiyorum. Bu şekilde bir periyodun içindeyiz. Şimdi Venüs retro damgasını vuran bir enerjiyle geldi. Önümüzde bununla birlikte Merkür retro ve burç değişimleri var. Jüpiter'in burç değişimi. Ondan sonra bir koçu görecek, geri gelecek. Yani çok hareketli bir 6 ayın içindeyiz arkadaşlar. Ben çok sık canlı yayın yapamadığım için her şeyi bir anda da böyle söyleyemiyorum ama bundan sonra biraz daha sık yapmaya çalışacağım. Çünkü çok önemli bir, ya daha önce olmadığı kadar tarihi bir döngüdeyiz. Çok büyük değişimler. Bu aslında isterseniz kibar bir savaş. Top tüfeğin olmadığı ama 3. Dünya Savaşı'ndayız arkadaşlar. Kibar, böyle değişik. İnşallah o öyle vurdu kırdıya kadar gitmez ama çok değişik. Altın, şöyle bir anekdot da vereyim. Venüs'ün bir sırrı vardır. Kendi bakır elementini temsil eder ama altını çok sever. Binlerce yıldır da altını her şeyi bırakmıştır. 1000 tane şekil değiştirip geleneklere, insanlara, topluma atıflarda bulunmuştur. Aşkın şeklini değiştirmiştir. Para kazanmanın şeklini değiştirmiştir. Giyimi değiştirmiştir. Modayı değiştirmiştir. Her şeyi değiştirmiştir ama tek bir şeyden vazgeçmez. Altından. Ben yatırım amaçlı söylemiyorum. Altın ileride çok değerlenecek. Su, altın
ve nesli tükenmekte olan ve çok kullanılan bazı gıdalar var. Onlar çok değerlenecek. Umarım bu değerlere sahip çıkılır. Beyin gücü savaşları, evet, zekanın, aklın ve bilimin büyük döngülerindeyiz. Biz hazır teknolojiyi doğru kullanmayı bilmemiz gerekiyor bu anlamda. Teknolojiyi bilgimizi artırmak adına da çok doğru kullanmamız gerekiyor. Ve örneğin kakao bitecek. Bazı şeyler bitecek. Bunlar altın kadar da değerli olabilir ileride. Toprağına sahip çıkmak yine çok önemli. Topraklar. Ama Venüs altını bırakmaz. Ve hep bir yerlerde saklı tutar. Konuşacak çok şey var ama sonuçta hibrite dönüşüyor. Hibrit ne demek? Elektrikli, hem elektrikli hem benzinli otomobil demek. Yani biz tek tabancayla gidiyorduk. Bir mesleğimiz var, bir işimiz. Ama artık bir işimiz daha, başka bir sektörde, başka bir, evet, keçi boynuzu yatırımı olabilir, kakao bitecek. Onun yerine keçi boynuzu söylemiştim. Bizlerin mutlaka bir ya da birden fazla iş koluna daha atılım yapmamız gerekiyor. Çok büyük paralar, riskler almadan. Ama bu da bilgiyle oluyor. Bilgiye yatırım yapan, Yaradan tarafından sistem şu döngüde kendisini bilgiye adayan herkesi bir şekilde koruyacak arkadaşlar. Zeytin, evet, temel gıdalar, birçok gıda, böyle giderse 150 yıl yok zaten dünyanın, boşuna konuşuyoruz, hani öyle olur. Bir şekilde tüm medeniyetler bu topraklardan doğduysa bu yine olacak ama biz çok uyanık olmamız lazım. Bizlerin çok bilinçli olması lazım. Avrupa çok büyük bir dara girecek. Ben İngiltere'den çıkacak bir şey söylemiştim. Kraliçe ile ilgili ve İngiltere'den olabilecek bir takım değişimler Avrupa'da çok büyük krizlere sebebiyet verecek. Altın alsak aracı değildir. O yüzden onlara cevap vermem. Burada en küçük bir şey birçok insanın yatırımını engeller veya değiştirir. Ben yatırım uzmanı değilim. Yasal olarak da hukuken de yasak. Sadece Venüs'le ilgili bir antik ve ezoterik bilgi verdim size. Bunun dışında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok aslında. Ama süreç ilerledikçe de zaten göreceğiz. Suyun sınavı devam edecek. İklimsel değişimler hızlanacak. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa, Amerika'da çok büyük değişimler olacak. Trump tekrar bir şeyler, yani özellikle Ekim'in, önümüzdeki Ekim, 25 Ekim'deki 2 derecedeki o güneş tutulması çok etkili. Ve hemen 4 gün sonra o Mars retro ikizler seneye. Amerika'da çok büyük değişimlerin, olayların cereyan etmesini sağlayacak belki ama daha önce de olabilir. Çünkü Biden'ın haritası inanılmaz zorlanıyor. Çok zorlanan bir döngüde. Biden'ın bu döngüde bir buçuk sene kadar bile, yani dayanmasını bilmiyorum. Bilemiyorum. Çok zorlanan bir haritası var. Trump tutulmada doğmuş bir kişi. Onu şu döngü onu biraz daha fazla destekliyor. İlginç şeyler olacak. Kripto para bitmez, şekil değiştirir. Şu an tam onların kanunu oturmadı. Zaten nakitsizliğe doğru gidiyoruz. Gidişat öyle.
Ya erken seçim için bu bir özgür irade meselesi ama gitgide oraya doğru zorluyor. Fakat 2023 hedefleri olan bir program var. O sebeple kolay kolay erken seçim olacağını düşünmüyorum 2023'e kadar. Ancak ben mesela Medusa 19 Kasım tutulmasında Medusa Algol etkiliydi. Fakat onun daha ezoterik mitolojik hikayesinde tulpar etkisi vardır. Yani Türkiye Cumhuriyetleri ile biz büyük işler yapmak döngüsünde de bir takım hızlı çalışmalar olacaktır diye takip etmek lazım. Nitekim ben bunu söyledikten birkaç gün sonra Türk Cumhuriyetleri birleştiler, para biriminde imza attılar. Büyük sürprizli döngüler geliyor arkadaşlar. Altın evet. Gümüş de öyle. Çok şanslı bir döngüye girecek ama yasalar ne yapacak onu bilmiyorum. Bunlarla ilgili kısıtlamalar, yasalar, bir takım şeyler de oluşabilir. Bilemiyorum. Böyle bir döngüdeyiz. Para sistemleri komple değişecek. Bilmediğimiz şekilde. Ben bu kadar konuşabileceğim. Nisan, Mayıs biraz sert döngüler depremsel olarak ama inşallah sakin, salimen atlatırız. Türk Birliği kurulacak. Kuruldu zaten. Yani o tulpar, Medusa, Türkiye'nin drakonik haritasında Güneş akrepti ya arkadaşlar, 26 derece boğa, çok anlamlı, çok kadim bir ezoterik haritaya sahibiz. Drakonik harita bizim kadim geçmişimizle ilgili çok şey söylüyor. 2028'e kadar da biraz dişimizi sıkacağız. Bu eşik atlama safhası öyle bir günde, 2 günde internet hızındaki haber gibi olmuyor arkadaşlar. Umarım faydalı oldum. Kesinlikle yurt dışına ne satabiliriz? Bunları düşünmek lazım. Yurt dışının ihtiyaçlarını, insanların temel ihtiyaçlarını, bu temel ihtiyaçların yurt dışında satılabilirlik olan pazarını araştıran, ağını kuran Türkiye'ye de faydalı olur. Kendisi de çok güçlenir. Ben böyle bir gelecek diliyorum bir an önce hepimiz adına. İnşallah öyle oluruz. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok. Sizi çok öpüyorum. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kapatıyorum.